Ne demiştik? Daha önceki içerikte buradaki FPS değeri ateş ettiğimizde sabit kalmalı. Yani yukarı çıkmalı demiştik. Bakalım ne oluyor? Bakın. Ulan hemen öldürdüm ya. Bir test yapıyorduk. Yeniden merhaba arkadaşlar. Fakirin bilgisayarı nasıl olmalı içeriğinin serisine devam ediyorum. Bu sefer elimizdeki anakart Asus'un B5KPL-AM-SE G31 chipset anakart. Intel Core 2 Duo 8400 çift çekirdek işlemci bulunmakta. 2 artı 2 DDR2 4 GB RAM'imiz var. Ekran kartı Nvidia'nın GT730 2 GB'lık modeli. Sistem bu şekilde. Bu anakartta Asus'un resmi sitesinde bulunan BIOS'u yüklü. Ekranda da görüyorsunuz. Sistem bu. Peki, görmüş olduğunuz düşük bütçeli bu sistem ile online multiplayer oyun oynanır mı? İlk başta normal standart BIOS ile oyun testi yapalım. Oyunumuz Warrock denilen eski bir oyun. Başlatalım. Şimdi buradaki FPS değerine dikkat edin. Bu FPS değeri ateş ettiğimde 138 ya da 139 olmalı. Anakart modlu BIOS yüklü olmadığı için şu anda ancak bu kadar. Böyle ateş ettiğimde FPS değeri yukarı çıkmalıydı. Şimdi kapatalım, bir de modlu BIOS'u yükleyelim, bir de öyle deneyelim. Modlu BIOS dosyamız USB flash bellekte. Hemen yükleyelim. BIOS'a gidelim. Buradaki menüyü unutmayın. Bakın bunları unutmayın. Birazdan hepsi değişecek. Modlu BIOS dosyamız bu. Seçelim. Onaylayalım. Yükleme bitti. Şimdi yeniden açılmasını bekleyelim. Açıldı. Hemen buradan kapatalım. Buradaki jumper'ı CMOS yapıp, yani sıfırlayıp, resetleyip bir müddet bekleyelim. Tekrar aynı konuma getirelim. Şimdi start verelim. Az önce demiştim size, buradaki menü değişmiş olması gerekirdi ve değişmiş. Görüyorum. Evet, bizim online oyun oynamamız için gerekli olan seçenek burada hazır. Ben BIOS'u buna göre modladım. Yani hiçbir ayar yapmanıza gerek yok. Tüm ayarlar üzerinde yüklü. Bu ayarlar Intel Core 2 Duo 8400 işlemci için geçerli ve bu anakart için geçerli. Şimdi hiçbir şey yapmadan, hiçbir ayarı
değiştirmeden F10 ile kaydedip çıkıyorum ve masa üstüne gidiyorum. Buradaki işlemci frekans değerini görüyorsunuz. Bir anda zıplama yapıyor. İşte bize bu lazımdı. Bu şekilde hemen oyuna geçelim. Oyunu başlatıyorum. Daha önce ne demiştim? Buradaki FPS değeri 100'den aşağı düşmemeli demiştim. Bunu unutmayın. Tabii bu bölüme geldiğinizde. Ne demiştik? Daha önceki içerikte buradaki FPS değeri ateş ettiğimizde sabit kalmalı. Yani yukarı çıkmalı demiştik. Bakalım ne oluyor? Bakın. Ulan hemen öldürdüm ya. Bir test yapıyorduk. Lan oğlum bir durun lan. Hadi ben oyun oynamasını bilmiyorum. Bakın ateş ettiğimde FPS değeri yukarı çıkıyor. Fark ettiniz mi? Hay anasını ya. Bir test edemedik. Lan oğlum bir durun lan. Oyun bitti ya. Fark ettiyseniz FPS değeri sürekli sabit. Bizim için önemli olan bu. Heh, burası herhalde iyi. Bakın. Ay senin. Neyse arkadaşlar. Gördünüz. FPS değeri sürekli sabit. Bize bu lazımdı. Daha önceki içeriğimizde bu anakartlardı. Asus'un G41 chipset. Bu da fakirin bilgisayarı. Aynı anakarttan elimde var. Amacım bu anakartları tekrar kullanılabilir hale getirmek. Ya da elinde olan varsa hazırlamış olduğum modlu BIOS dosyası ile multiplayer ya da online oyun oynayabilmek. Eğer böyle bir gereksinimi olan varsa bu faydalı olacaktır. Bu da Asus'un başka bir G31 chipset anakartı. Bunlar bende var. Bunların tümü satılık arkadaşlar. Ben bunları satacağım, elimden çıkartacağım. Amacım maddi imkanı, gücü olmayanlara alternatifler sunmak. Ek olarak bu anakartla satılık ve az önce gösterdiğim diğer anakartlar da satılık. Satın almak isteyen YouTube kanalımın hakkında kısmından benimle iletişime geçebilir. Elime böyle buna benzer G41, G31, P35 chipset anakartlar geçtikçe bu içeriği yayınlamaya devam edeceğim. Aynı zamanda BIOS dosyalarını da paylaşacağım. Evet arkadaşlar, gördünüz. İlk başta modlu BIOS yüklü değilken FPS değerimiz yukarı çıkmıyordu. Ama burada görüyorsunuz modlu BIOS yükledikten sonra bir anda zıplama yapıyor işlemci. Frekans değerini yukarıya çıkartıyor. Bize de gerekli olan buydu. Modlu BIOS yüklü olduğunda FPS değerinin 138-139'dan aşağı düşmediğini gördük. Gerçi fazla test edemedik ama yine de size bir ipucu verecektir diye düşünüyorum.
Evet arkadaşlar, bu ve buna benzer değişik enteresan içeriklerin gelmesini istiyorsanız kanalıma abone olun, destek vermeyi de unutmayın. Beni izlediğiniz için hepinize teşekkür ederim. Hepiniz Allah'a emanet olun.